Çok savaşlar gördük. Esir alındık. Ölümlerden döndük ama yılmadık. Tengri şahidimdir ki Türkleri tüm Acun tanıyacak ve Türklerin kılıcı göklerde buluşacak. Ve Tengri yine şahidimdir ki hiçbir düşman kalmayacak ki Türklerin kılıcını tartmasın. Türklerin adalet önünde diz çökmesin. Ben Gökdoğan, gücümü düşmanın korkusuyla besledim. Artık geri dönüyorum. Korkmayın, Tengri yanımızdadır. Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Çelilerin Uyanışı moduna hoş geldiniz. Eğer bunu beğenirseniz yorumlarda da belirtin, abone olmayı unutmayın. Ona göre bundan sonra bu yeni serimiz olacak. Bu seri hakkında da biraz bilgi vereyim. Bu modun yapımcıları Anadolu 1320'nin de yapımcıları. Yeni bir mod çıkardılar. Daha yeni çıktı bu. Bayağı da özellik eklendi. Hatta birkaçını size anlatacağım. Şimdi oyunda en büyük özellik mancınık var bir kere. Yani baya güzel bir özellik bu. 22 tane krallık var, 60 görevlik senaryo var, ırk ve din sistemi var. Eğer Hristiyansanız haca katılabiliyorsunuz. Yani nasıl diyeyim, haçlı seferlerine katılabiliyorsunuz. Eğer Müslümansanız da cihada katılabiliyorsunuz. Şehirlere ad verebiliyorsunuz. Onun dışında da tüm dünya haritası var oyunda. Ya bir sürü özellik var. Yani şu an bir sürü askerler var, döneme göre işte sahneler falan var. Bayağı özellik var. Umarım beğenirsiniz. Buna devam edeceğiz. Hemen yandan da Anadolu 1320 modunu izleyebilirsiniz. O da çok güzel bir seriydi. Zaten bu modun yapımcıları onlar da. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer ona yine devam etmemi istiyorsanız aşağı yazın. İkisine birden devam etmemi istiyorsanız da yazın. Ya da sıkıldıysanız da sadece buna da devam edebilirim. Öyle bir şey de yapabiliriz. O zaman bu yeni modumuza başlayalım artık. İlk defa giriyorum bu arada. Bir de oyunda çok önemli şeyler varmış. Hatta buraya not da aldım onu. Mesela bu senaryo görevlerine falan girince hile kesinlikle kullanmayın diyor. Orada kalırsınız diyor. Yani hile kullanmayın. Yani bu modda mümkün olduğu kadar hile kullanmayın. Özellikle bu senaryo kısımlarına falan. Senaryo modu var, şiddetle tavsiye edilir. Bug ihtimali azdır. Bu bug ihtimali fazladır. Bu normal mod herhalde. Senaryo modunu oynayacağız. Video başında olduğu gibi Orta Asya Türk kültürüne bağlı kalarak büyük bir imparatorluk kuracağız. İnşallah başarılı olabiliriz. Anadolu 1320'deki karakterimiz Gökdoğan burada da devam edecek. Merhaba Kürşat'ın çerisi. Sen bu aslanın umudusun. Lütfen hile kullanmayınız. Devam. Bu savaşa girmeden önce cinsiyet, erkek. Oyuna başlamadan önce din. Ne seçelim? İslam mı, Göktengri mi? Ya bir değişiklik olsun istiyorum. Göktengri yapalım. O kadar videonun başında gaza getirdim size Tengri diye. Göktengri diyelim, tamam. Oyuna başlamadan önce ırk. Türk'üm abi. Oo, bak bu çok güzelmiş. Hangi Türk olduğunu da seç diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Benim anne tarafında Kazaklık da var. Ama Oğuz Türk'üyüm ya. Hangi... Oo, bak. Karaman Türkleri gelmeyen. Karaman Türkleri kayınına olalım. O zaman ne diyelim biz? Avşar Türkleri diyelim. Devam. Kürşat'ın askerlerinden biri olarak bağımsızlık için mücadele et. Oo, Çinlilere karşı yapıyoruz. Tamam. Sancak da taşıyabiliyoruz. Abi ne seçiyoruz? Bak bu benim masaüstü arka planım. Biraz bir dolaşalım bakalım, sizlere göstermiş olayım. İsrail falan da var lan. Ne alaka ki? Bunu mu seçsem ya? Bu Turan'ı simgeleyen bir armaydı. Bunu mu seçsek? Bu Osmanlı mı vardı ya? Bilen yazarsa güzel olur bak. Bu Osmanlı, evet, tam. Tam yükselme dönemindeki arma. Göktürkleri seçmek istiyorum ya. Doğu Türkistan var. Yok. Turan'ı seçeceğim. Madem büyük bir Gök İmparatorluğu kuracağız. Gerçekçi kaydetmeden çıkmak olmasın. O eşyalarımız da verildi. Gökdoğan abi. Adımız Gökdoğan. Tengri'nin hizmetinde bulunacağız. Gücü arttır. Çevikliğimiz var. Şimdi şöyle. Demir ucuda vereceğiz. İki tane liderlik. Dur, liderlik envanter. Bir de esir yönetimine ver. Başka ne artıralım? Güçle zeka da arttır. Türk'üz yani. Geri zeka alacak halimiz yok. İkna yapalım. Bir tane ikna. Ben ne bileyim, iknayı çok fazla yapıyorum ya. Demir ucuda ver.
Şimdi okunuz büyük ihtimal. Biraz daha şey olabilirdi ya. Çok fazla çekik oldu. Bu Çinli'ye benzedi. Bu daha iyi. Hani. Ama şey yapalım. Bir dakika, göz şekli. Göz şeklini biraz daha düzeltebilir miyiz ya? Çok şey olmasın yani. Tamam. Ama Öztürk'üz. Öztürk'ün gözleri o kadar çekik olmaz ki. Tabii ki Hilal Bıyık'la başlıyoruz. Şöyle biraz daha Kürşat gibi yapalım. Saçlar falan şey olsun. Yaş daha ben genç. Tamamdır. Kürşat'ın ordusuyla Çin Sarayı'na basmaya geliyorsun. Oha. Çüş. Bayağı özellik yapmışlar ya. O zaman Gök Tengri bizi korusun. Şimdi isyan zamanı. İsyandan önce Beyin Kürşat seninle konuşmak istiyor. Devam. 13 Mart 6.30. Vay, sinematikte yapmışlar. Çin Sarayı yakınları. Bakalım. Hey maşallah be. Yalnız zırhları falan güzel yapmışlar ha. Bu arada modun linkini de aşağıya atacağım. Onu da indirebilirsiniz. Gel yanıma Gökdoğan. Şimdi isyan zamanı, fakat sarayın içinde Çin... Neymiş? Çinlere saldırdığımızda Çin askerleri uyanıp ordusunu üstümüze saldırtırsa ve bizi mağlup ederlerse hepimiz ölmeden yanındaki nehre atla diyor. Kurtul. Bir görev için yaşaman lazım. Öyle konuşmayın efendim. Onları yenebileceğimize inanıyorum. Saraya girip boynumuzu dik çıkacağız. Görevden bahsetmiştiniz. Nedir bu görev? Görev şudur. Yok daha. Konstantinopolis nereden çıktı lan? Şimdi vereceğim kağıdı. Konstantinopolis handaki afetlerini adama götür. Sakın okuma. Neyin nesidir? Ulan ne kadar yürekli konuşuyoruz be. Hazırlanın, saldırıya geçiyoruz. Allahu Ekber. Aa, ne Allahu Ekber'i? Bir dakika. Tengriciyiz biz. Saldırıyoruz mu? Ne yapıyoruz? Hazır ol. Hazırım beyim. Allahu Ekber dedim ya. Allah'ım yarabbim. Tengri yanımızda kardeş. Ben de o zamana kadar şey yapayım o zaman. Şu Kürşat'ın olayından biraz bahsedeyim. Bu basacağımız saray gerçekte yaz sarayı. Çinlerin yaz sarayını basıyor Kürşat. Tabi sonra ölüyorlar ama hani büyük bir direniş gerçekten. Bu 2. Göktürk'ün kurulmasında çok önemli bir yere sahip bu da. Ama biz hala saldırmadık. Neden saldırmadık? Ha, tava basınca. Oldu lan. Tava basmanız gerekiyormuş. Heh, at verdi be. Ben dedim atsız olmaz. Nereye giriyoruz? Yanlış yerden mi girdik? Allah belanı, tövbe estağfurullah. Oğlum çok güçlü bunlar. Lan! Lan! Siz kimi öldürüyorsunuz lan? İhsan gerçekleştirildi. Çok sayıda Çinli öldürmenize rağmen 40 kişilik ordunuz dağıldı. Bu savaştan arkadaşın parmaklık ile nehir atlayarak kurtuluyorsunuz. Ardından Orta Asya'ya gidiyorsun. Ardından 2 yıl geçiyor ve Beyin Kürşat'a verdiği görevi hatırlıyorsun. Bu arada arkadaşlar, öldükten sonra ya da bu başta hani savaşa başlamak için taba basıyorsunuz. Taba basmazsanız öyle mal gibi beklersiniz, onu da hatırlatayım. Orta Asya git abi madem. 2 yıl geçti ve Türkler özgürlüğüne kavuştu ha. Hastaneye git bakalım. Şu şehir meydanına bir gideyim ya, merak ettim. Aynen, biraz daha şey olabilirdi bak. Burası daha Orta Asya bari olabilirdi. Ama iyi ya, mod özellikleri başı bir kere çok güzel olmuş yani. Mod süvarisi. Ne kadar paramız var bizim ya. Aynen, envantere de bakalım. Börkümüz var, vay şemşir güzel. Yalnız 3 tane birden şemşir taşıyoruz. Öyle psikopatız işte. Okla yay almam lazım benim. Ben şimdi bir ok alsam çok param yok ya. İllaki bir yerden düşer bana. Şehrin ibadet tapınağına gir. Vay ey maşallah be. Come. Merhaba yabancı, sen de kimsin? Benim adım Gökten, buraya ziyarete geldim. Ne ettin, isteğin nedir? Tengiz'im hakkında bir şeyler anlat. Bize öyle tek dinir, Göktanrı'ya inanırız. Benim için görevim var mı? Evet Gökten, mağaramız için Sakarya Nehri'nden akan balıklara ihtiyacımız var ve bize 5 tane balık tutma görevim var. Bu kişi ben olabilirim aynen. Ama öncesinde adam toplayalım. Tabi olabilir. Kimse katılmak istemiyor olabilir. Bu arada bağış yap seçeneğim vardı orada. Ha, böyle şeyleri geliştirebiliyoruz yani. Bu arada ışınlanma olayını sevmiyorsanız bana söyleyin, ona göre yapmam. Çok uzun sürer diye böyle yapıyorum. Hani video bayağı uzar, siz de sıkılırsınız falan diye. Biraz kullanıyorum burada ama normalde pek
kullanmam yani. Şu an asker topladığımız için. Bir savaşa girip kendimiz denesek mi ya? Ha, kağıdı Alfred'e ver, doğru. İlk önce görevimizi yapalım. Kutsal bir görev sonuçta. Kürşat istedi. Konstantinopolis. O turnuva var, en sevdiğim. Oha lan, Moğol kumandanları falan da var. Sonraki turda savaş. Yalnız bir şey değil mi? Farklı geldi ya. Adamlar sanki grafiksel bir şey eklemiş gibi, çok güzel geldi. Türk'üm ben, bana bakın. Yüzüme bak savaşırken. Yavaş. Hacı beni üst tura at. Ben adam öldürdüm. Heh, adam ol. Ey maşallah be. Sen hayırdır lan? Ha? Bana gelin oğlum. Uf. Gelseniz oğlum. Bana gelin lan. Hepiniz ben tek, hadi. Kardeş, karşına Türk olduğunu unutma, tamam mı? Alkışlayın lan. Neredesiniz? Tamam. Hadi bakalım. Ben size video başında ne dedim? Herkes Türklerin kim olduğunu tanıyacak. O yüzden tarih tanıtalım. Ama bana bıraksana, ben de öldüreyim. Lan. Adama mı çalma? Finale doğru gidiyoruz. O 2-2 en sevdiğim. Yaş tek tek daha çok sarar da, neyse. Ben öldüreceğim oğlum. Lan seni finalde öldüreceğim lan. Kafana kafana vuracağım. Kaç kişi kaldık? Şu Dranton'u bana bırakın. Dranton benim. Nerede lan bu, ha? Hadi lan. Kaç kişi izliyor oğlum bizi? İzleyin lan. Şişt. Lan. Gel bakalım. Gel. Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun sen? Kime vuruyorsun? Bu da ne boktan baltadır ya. Gördün mü? Ha? Hadrantonla kaldık. Sen misin ben mi lan? Damarımda asil kanla geldim. Şerefsiz. Sen of. Sen hayırdır? Abi çok iyi, çok iyi lan bu. Lan! Elim ağrıdı lan. Çok iyi fake yapıyor. Ama Türk'ün zaferi ve Konstantinopolis beni tanıdı. Celalbaşı'nın odası varmış lan, gidelim. İdam. Kime idam? Ara sahneler falan yapmışlar. Değişik bak. Cellat. Ne diyoruz, biz de mi kesiyoruz oğlum, bu ne? Esirleri idam ettirmek istediğinizi söylemişsiniz. Esirleri getirin, idam edeyim. Lakin paramı alırım, ona yorum. Esirim yok lan benim. Aha. Heh, bir sene eksikti, anasını satayım. Heh, bir çeşit hayvan olsa gerek. Oğlum sen hayırdır? Sen hayırdır lan? Sen karşında kim var biliyor musun lan? Ha? Keserim hepinizi ha. Ben olacağım, o olsun. Abi kılıcımın güzelliğine bakar mısın? Şemsire bakar mısın ya? Ben kime götürecektim bunu ya? Alfred. Alfred kim oğlum? Sen misin? Gel bakalım. Sen Alfred olmasın. Benim adım Göktan. İsyanda ölen Kürşat'ın yaşayan tek çerisi. Kürşat öldü, ondan sonra o şeyi yüklemi söyledi. Vay, sen nerelisin? Bu lanetli isyandan önce beyim benimle konuşup başarısız olma ihtimaline karşılık bana sana vermişim kağıt verdi. Burada olma sebebim budur. Kağıdı bana ver. Al. Ne okuyorsan bana da söyle. Bu nasıl olur? İmkansız. Ne oluyor lan? Bu kağıtta ne yazıyor? Anlamazsın, fakat bu kağıdı bir şey yapman gerekecek. Ne yapman gerekecek? Devletin kurtuluşu ile ilgili sırlar yazmakta ve bu kağıdı birine ulaştırman gerekiyor. Pezevenk yaptınız lan beni sağa sola. Ne yapacakmışız? Riyad'a git. Riyad nerede? Arapların yaşadığı bir yerde miydi? Suriye miydi? Neydi? Ve Han'da hemen kızımı bul. Çok zamanımız yok. Onu bulduğunda her şey güneşle başlar de. O anlayacaktır ne diyeceğimizi. Her şey güneşle başlar. Çok sorgulama, sadece git ve görevini yap. Hadi, sana güveniyorum. Allah Allah.
Ev satın al. Oha, ev satın alma mı var? 20 bine. Vay. Abi bayağı özellik varmış ya. İyi, kızını alayım, Allah Allah. Başlayacağım kızına da sana da. Riyad nerede? Hayır, Riyad Arabistan'daymış lan, Suriyeliymiş. İslam halifeliği, vay. Hana gidip biraz asker toplayabilirsem toplayacağım. Moğollar da her yerde maşallah. Gözcü alalım. Kızı neydi? Suyun miydi bunun? Sensin. Cennet, her şey güneşle başlar. Kürşat'ın askeri benim. Kürşat'ın çerisi de asker, Arapça mı neydi? Evet bayan, babanım. Babanım. Babanın buraya size bir kağıt vermemişin yolladı. Alın okuyun. Okuyun işte bir tepkiyle. Beni takip etmelisiniz. Hemen Riyad'dan ayrılmalıyız. Tamam, hemen gidelim. Nereye gittiğimizi ben de anlamadım ama yani. Heh, ayrıl. Burada lütfen hile kullanmayınız. Kaçamadık, kendini koru. Kağıdı kaybetmemeliyiz. Ne oluyor oğlum? Nasıl koruyayım böyle? Lan kızı, kızı kesecekler. Neyse, kızı yaralandı, kaç. Oğlum teker teker gelin lan. En azından bir tane alayım be. Pis Araplar. Oğlum teker teker gelin lan. Tipine soktum. Oğlum Alfred'in kızı öldürdü lan. Barınağı set, Çin Seddin orada. Abi adam Arabistan'daydı. Altları, haydutların barınağı nasıl orada oluyor ya? Arabistan'dan Çin Seddin'e mi gidiyor bunlar? Kağıdı aldılar. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bunlar Çin Seddin'le mi bağlı? Çinlilerle Araplar işbirliği mi yapıyor? Ne oluyor lan? Abi her şey birbirine karıştı. Hazreti Ali? Asus 41 yanında mıyız lan biz? Aa Hazreti Ali. Ben Gökdağ'ın hizmetinizdeyim efendim. İslam Halifeli deri ve bir Riyad ordu. Vay be. Kılıcını göreceğim. Kılıcınızı görebilirim diye seçenek yok mu? Ne için göre? Bir haramiler bölgede bir sınak. Ayıpsın ya. Ayıpsın efendim. Alayını keserim ama ilk önce dur. İlk önce kendi ırkımı düşünmek zorundayım. O yüzden şurada bir yerde. Nerede lan o? Çin Seddin'i bul. Pekin yanındaki Çin Seddin'i bul ve kağıdı haydutlardan al. Alacağım. Ant olsun ki alacağım. Çin Seddin nerede? Çin Seddin... Lan soruya bak, Çin Seddin nerede nedir ya? Çin Seddin buralarda falandı ya. Uzunlamasına yapsalar olmaz mıydı sanki? Ama aynen mantıklı yani. Bu da mantıklı. Kim uzaklaş lan? Çin Seddin'in yanındaki haydutları görsün. Çok güçlü orduları ve... Dikkatli olmasın. Çin Seddin lütfen hile kullanmaya. Kendine uzaklaş, korktun. Nasıl korktun lan? Kim korkuyor oğlum? Yaşlı adam. Oo, Göktürk bayrağı var be. Merhabalar Gökdoğan. İsmini nereden biliyorsun? Önemli olan görevin. Sakın hemen girme. Çin Seddin'i 75 adam toplaman gerek. 75 adam toplamadan gelme sakın. Çin Seddin gözüküyor mu buradan? Hey maşallah be. Ulan sen hayırdır? Ulan sen hayırdır? Tipine Türk'e benzeme. Nasıl bozkurt haydutusun sen? Her haydut Türk olmaz. Evet, sana saldıracağım. Kalın yüzünden kokusunu yolun öbür ucundan alırım diyor. Bana kalırsa biraz hafifleme vaktin gelmiş. Vay. Vay. Dur, size en azından bir zafer alarak videoyu kapatalım. Serseri herif. Serseri. Oha, mancınık seçebiliyoruz mu lan? Mancanımız yok ki acı. O zaman devam. Bekleyin. Yiğitlerim. Haydutlar oha atlıymış. Bekleyin burada. Herkes bu konuda kalsın. Açılın. Açıl açıl açıl. Önde piyadeleri koy. Burası düz bölge. Okçuları koyamam. Süvariler. Süvariler hücum. Hatta dur, hepiniz hücum lan. Geç kaldım ya, saçmaladım, dur. Gelin lan. Siz kimsiniz, haydutluk yapıyorsunuz oğlum? Gel buraya, buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Uf. Hepiniz Gökdağ'ın hizmetini tadacaksınız. Ulan bende ok mok yok mu ya?
Adamsınız lan Moğol süvarileri. Kaç adam kalmış? İyi daha var. Biraz daha keseceğiz. Desene! Atın üstündeki Türk yerdekine vurmaz. Yerdeki düşman olsa da olmaz. Bu arada benim atımı kim, hangi şerefsiz öldürdü ya? Atsız kaldım. Atsız kaldım. Herkes anlamaz incedir bu. At yok mu moruk? Sen kime vuruyorsun lan atınla? Bırak onu, bana bırak. Onu bana bırakın lan. Liderinizim lan ben. Beni niye dinlemiyorsunuz? Loglara bak ya. Lider yerde gidiyor. Bunlar da atıyla. Dur. Yerdekine vurmuyoruz. Tam gerek kalmadı. Haydi. Gel buraya. Buraya gel. Adamsınız lan. Hepimiz Kürşat'ın çerileriyiz oğlum. Aferin. Moğol harbetlisi yapalım ya. Türk köylülerine gelişmiş Türk köylüsü. Bir de kendimizi geliştirelim. Karizma, güç, çeviklik. Neye verelim abi? Güçlü darbeye ver. Güçlü germeye verelim. Liderlik, tabii ki liderlik. Çok önemli. Ver okçuluğa. İyiyiz ya, iyiyiz. İnşallah bir sonraki bölüm 75 askerimizi de toplayıp Çin Seddi'ni basacağız yine. Yine bir şeyler yapacağız orada. Şu an görevlere bir bakayım. Tam bu balığı toplarız, bu sıkıntı değil. Hazreti Ali'nin görevi var, bunu yapmalıyız. Ama önce ne dedik? Önce Türk ırkı, o yüzden önce kendi görevlerimizi yapacağız. Vatanımıza, milletimize sahip çıkacağız. Ve ileride de Göktürk Kağanlığı'nı büyütüp ondan sonra kendi yoluma bakıp Gök İmparatorluğu'nu kuracağım. Bakalım. Hayırlısı. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Çinlilerin uyanışı modunun ilk bölümünün sonuna geldik. Devamını istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağı yazın. Sadece bu serimin devam edeyim yoksa Anadolu 1320'ye de devam edeyim mi? Ona göre ben de bir karar veririm. İnşallah beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi ya. Tamam. Ventura gidiyor. Sol kanattan Deportivo'yla... Yo, Deportivo değil lan. Ello... Neydi? El Turco. Tayvo.